Herkese merhabalar. Özel güvenlik 99. dönem temel eğitim yazılı sınav sorularından sonra silah bilgisi sınav sorularını çözüyoruz arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Birinci sorudan itibaren başlıyoruz. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere nokta nokta atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de nokta nokta denir. Boş bırakılan yerlere ne gelir? Tabii ki atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere fişek yatağı, atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de hazne denir. Cevabımız denizli seçeneği. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Dokuz çarpı 19'luk fişek denildiği zaman ilk rakam olan 9 ve diğer rakam olan 19 neyi ifade eder? Tabii arkadaşlar bakın birinci soru daha önceki sınav sorularında çıktı. İkinci sorumuz da aynı şekilde çekirdek çapı ve kovan boyunu ifade eder. 9 ve 19 rakamları. Cevabımız Adana seçeneği. Üçüncü soru şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçaya ne isim verilir? Sürgü tutucu pi mi? Evet, cevap Bursa seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakalım. Silahını söken özel güvenlik görevlisi Ahmet aşağıdakilerden hangisini sürgü kapak takımı üzerinde göremez? Gez, arpacık, tırnak, kovan atma boşluğunu görebilir sürgü kapak takım üzerinde ama tetiği nedir? Göremez. Cevap Adana seçeneğidir. Yine sınavlarda daha önce çıkan sorular. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi tabancalardaki emniyet çeşitlerinden değildir? Kabza emniyeti, şarjör emniyeti, horoz emniyeti, ikaz pimi emniyeti. Tabancalardaki emniyet çeşitlerindendir ama rampa emniyeti yoktur. Cevap Edirne seçeneği. Altıncı soru MP5 makineli tabancalarda atış, seçici mandal ve tetik tertibatı hangi parça üzerinde bulunur? Tabii ki kabza üzerinde bulunur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, silah bilgisi sorularını daha önce hepsini çözdük arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Fişek yatağında kaç fişek bulunur? Fişek yatağında bir tane fişek bulunuyor değil mi? Cevap Bursa seçeneğidir. Hemen 8. sorumuza geçelim. Evet, 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi silahla ilgili genel emniyet kuralları içerisinde yer almaz? Evet, eline aldığın silahı her zaman dolu olarak bil, kesinlikle yer alır. Bu şekilde olması gerekiyor. Silahın boş olduğundan emin olsan dahi hiçbir zaman canlı hedefe doğrultma. Elinde tabanca varken birileriyle asla konuşmaya dalma. Dalgınlıkla tetiğe basabilirsin. Namlu ağzını her zaman ölü noktaya çevir. Çok doğru. Ama silahını unutmamak için evde her zaman göz önünde bulundur. Asla her zaman göz önünde bulundurulmaz. Cevap Denizli seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz. Tabancada söküm işleminin sırasını sormuşlar. Aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiştir? 1. Fişek yatağını kontrol et. 2. Namluyu yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar. 3. Şarjörü çıkar. 4. Ölü noktayı tut. 5. Sürgü tutucuyu çıkar. Sürgüyü serbest bırak. Tabii öncelikle arkadaşlar ilk yapmamız gereken nedir? Tabancada bir kere ölü noktaya çevirmek birinci olması gerekli değil mi? Sonra şarjörü çıkartıyoruz. Daha sonra fişek yatağını kontrol ediyoruz. Sonra sürgü tutucuyu çıkarıyor. Sürgüyü serbest bırakıyoruz. En son olarak da namluyu yerine getiren yay ve millini sürgüden çıkarıyoruz. Yani cevabımız burada bakın
Bursa seçeneği de doğru verilmiş. Evet, hemen geçelim 10. soruya. Hızlı bir şekilde geldik. Şarjör kilitleme mandalı yarı otomatik tabancada nerede bulunur? Gövdede bulunur arkadaşlar. Cevap, bakın, indirme seçeneği de doğru verilmiş. 11. soru, hangisi bakım aracı değildir? Bakır telli ve kıl telli fırça bakım aracıdır. Temizlik bezi, harbi, koruyucu yağ, bunlar bakım aracıdır arkadaşlar ama hat ve bakım aracı değildir. Bursa seçeneği doğru cevap. 12. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi silah çeşitlerinde değildir? Defalarca çözdük arkadaşlar. Nükleer silahlar, biyolojik silahlar, kimyasal silahlar, ateşli silahlar. Tabii fizyolojik silahlar değildir. Denizli seçeneği. 13. soru, MP5 makine tabancanın üzerinde bulunan dönerli gezde kaç adet mesafe ayarı vardır? Tabii ki 4 tane mesafe ayarı vardır. Cevap Denizli seçeneğidir. 14. sorumuza bakalım. Hangisi atış sonrası silah bakımında kullanılan malzemelerdendir? Tabii ki harbi değil mi? Cevap Ceyhan seçeneği. 15. soru, aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz? Gerder alır, şarjör yayı alır, şarjör kapağı alır, şarjör kapağı kilidi alır. Emniyet ve ateş ayar mandalı almaz. Cevap Edirne seçeneği. 16. soru, fişek çekirdeğinin ulaşabileceği en uzak mesafeye ne denir? Azami menzil denir. Cevap Bursa seçeneğidir. 17. sorumuz, rampa silahın hangi parçası üzerinde bulunur? Tabii ki arkadaşlar namluda bulunuyor değil mi? Rampa namluda bulunur. 18. sorumuz, silahlarda iğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Fişek ateşlenmez. Cevap Bursa seçeneği. 19. soru, aşağıdakilerden hangisinde yarı otomatik tabancaların namlusunda bulunanlar doğru olarak verilmiştir? Rampa, fişek yatağı, yiv set. Evet, cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir. 20. sorumuza bakalım. Silahla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Tabancalarda çapına uygun fişek kullanılır. Edirne seçeneği doğru cevap. 21. Aşağıdakilerden hangisi atış tekniklerinden değildir? Nefes kontrolü atış tekniğidir, duruş atış tekniğidir, tetik ezme atış tekniğidir, kabza kavrama atış tekniğidir. Ama açık poligonda atış yapmak atış tekniği değildir. Sadece bulunan yerde atış yapmaktır, değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 22. soru. Silahlarda yerine getiren yayın görevi nedir? Defalarca çözdük arkadaşlar. Geriye gelen sürgünün ileriye gitmesini sağlar. Yerine getiren yayın görevi Edirne seçeneği. Önemli soru. 23. Ateşleme sonrası boş kovan dışarı atılmıyor ise sebebi nedir? Tırnak ve tırnak yayı kırıktır. Yine daha önce defalarca çözdük. Dikkat ederseniz arkadaşlar silah bilgisi sorulan tamamına yakını, bak tamamına yakını daha önce sınavlarda çıkan sorulardan gelmiş. 24. Evet. Ateşli ve ateşsiz silahların kullanıldığı olaylarda olay yerinden elde edilen balistik bulguların balistiğin alt bilim dallarını, temel kaideleri ve adli balistik biliminin metotları kullanılarak incelendiği bulguların delil kimliğine kavuşturulduğu bilim dalına ne denir? Tabii ki adli
balistik denir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Artık son sorumuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıdakilerden hangisinde tek göz açık şekilde yapılan atışlarda gez, arpacık ve hedefin görüntüsü doğru olarak tarif edilmiştir? Gez ile arpacık net, hedef bulanık görülerek atış yapılmalı. Cevabımız Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Evet arkadaşlar, testimiz burada bitti. Bundan önce atmış olduğum soruları da mutlaka yazılı soruları da birinci bölüm ve ikinci bölüm olarak attık. Onları da mutlaka bakın. Doğrularınızı, yanlışlarınızı tam netleştirin arkadaşlar. Sınava geçip geçmediğinizi buradan da kendiniz hesaplayabilirsiniz. 100. sorularda, 100. dönem sorularda görüşmek üzere. Yeni gelecek arkadaşlara, giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Güzel günlerde kullanın belgelerinizi. İnşallah iyi bir işe girersiniz. Yeni sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.